Dış duvarımızı oluşturmaya devam edelim. Şuradaki detaylarda biraz düzeltme yapalım. Şu çizgimiz arkadaşlar iç duvarımız. İç duvarımız buradaki kolonun hizasına kadar gelecek. Yine P ile Enter diyorum. Ve buradan itibaren çiziyorum duvarımızı. Bu duvarı çizerken yine şuradaki kolonu referans alacağız. Kolonu referans alalım. Ardından bunu da şu şekilde çiziyorum. Şimdilik bu ana hattı belirledikten sonra buradaki bölümde de birkaç düzeltme yapalım. Şunu mesela buraya doğru çektik. Offset yapabiliriz. Şuradaki duvarı çizelim. P ile Enter yine. Şu noktadan itibaren referans alıyoruz. Ve buraya çakışık olacak şekilde kolonumuzla şuradaki nokta çakışık olacak şekilde ayarladık. Ardından şuradaki merkeze geliyor çizgimiz. Yine buradaki nokta, buradaki nokta, buradaki nokta. Bunlar tamamen aksların oluşturduğu noktalar. Dikkat ettiyseniz. Böylelikle bir odanın iç duvarlarını hızlı bir şekilde oluşturduk. Aynı işlemi bu tarafta da yapacağız. Burada bakalım nasıl bir detay var. Projemizin şuradaki detaylarına bakalım. Görmüş olduğunuz gibi şurada itibaren dik bir şekilde birleşiyor. Tekrar projemize geri dönüyorum. Mouse'un soluyla diğer pencereye geçiş yaptığınızda hangi pencerede hangi komuttaysanız o komuttan itibaren devam eder. Onu belirteyim. Burada şu hizadan itibaren çizdik. Burayı duvarımızı çıkarttık. Kapıları daha sonra ekleyeceğim için şu anda iç duvarları çizmeye odaklanıyoruz. Burada tabii bacamız var. Bacayı da 20'şer santim olarak ayarlanmış. 20 buradaki D'yi Enter. Genişliğini aldım 80 santim. Burada P ile Enter. Şöyle 80 santim. Ardından 20 santim. Şurası bizim baca alanımız. Böylece baca alanını belirledik. Yine bu tarafta çizme işlemine devam edelim. P ile Enter. Burada projemizi de kaydıralım. Çizeceğimiz alana göre. Mutfak bölümümüz var. Görmüş olduğunuz gibi. Burada hemen kontrol edelim. Yatak odası var. Yatak odasından sonra mutfağımız var. Şuradaki alanı birleştirebiliriz. Burada P ile Enter demek suretiyle şuradan itibaren bir iç duvar çiziyorum. İç duvarımız nereye kadar? Tamamen şuraya kadar olacak şekilde iç duvarımızı çizdik. Yine şu kısımda burada çizdiğim duvarlar arkadaşlar sıva çizgisi değil, tamamen duvar çizgisi. Onu da belirtelim. İç duvarların kalınlığı 10'ar santim. Bu noktada bir karışıklık olmasın. Burada görmüş olduğunuz gibi iç duvarları oluşturuyoruz. Kapıları daha sonra eklediğim zaman iç duvarları öncelikle oluşturduktan sonra kapıları eklediğimizde mekan daha net olarak anlaşılacaktır. Yine burada alanlara bakalım. Burada mesela çocuk odası var. Çocuk odasını burada böleceğiz. Tam da şu alan. Bunu da yine P ile Enter.
Burada şu noktadan itibaren başlıyor. Bakın duvarımız şu bölgede görmüş olduğunuz gibi şu noktadan itibaren başlıyor. Bu noktadan itibaren çizgimi çiziyorum. Nereye kadar? Buradaki dik noktaya kadar ve kolonumuzu saracak şekilde. Burası çocuk odası. Çocuk odasından sonra burada yine bir gece holümüz var, banyomuz var. Bunları oluşturalım. Buradaki alanlara yoğunlaşacağız şimdi. Buradaki duvarımızı offsetleyelim. O enter. 10 santim onu öteleyeceğiz. Şuradaki çizgi yanlışlıkla oluştu. Bunu öteledik çizgimizi. Yine burada diğer bir detay. Ona bakalım. Şimdi bir tane duvarımız da şurada bitiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bu bölümde tabi artık giriş kısmını ayarlayacağız. Giriş kısmını hemen ayarlayalım. Onda line enter. Giriş kısmını buradaki kolonun bitiş noktasını baz alacak şekilde, diğer kolonda baz alacak şekilde çiziyorum. Bir çizgi atıyorum. Ardından bunu offset komutuyla o enter 25 santim öteliyorum. Şöyle giriş alanı. Burası da merdiven alanı zaten. Yine burada ufak bir detay. Şurası var. L enter. Burada da şu bölgeyi kapatıyoruz. Bakalım şimdi başka neresi eksik. Burası tam giriş kapısı. Burada giriş kapımızdan sonraki kalan alan var. Burası 134 santim. Bakalım çift tıklıyorum ölçüme. 134 santimmiş. Şurada L enter yaptıktan sonra buradaki başlangıç noktasından itibaren 135 santim bir mesafe tayin ettikten sonra burada 100 santim uzunluğunda bir çizgi oluşturacağız. Yanlışlık yaptık herhalde. 135 134 pardon. Ardından burada 102 santim ölçüsünde bir tane yeni bir alan oluşturuyoruz. Onu da şuradan bitireceğiz. Tekrar bakalım alanımıza. Evet. Kolonlarımızın kaldığı bölgeleri belli. Bakın kolonları seçip bunları öne doğru çıkartabiliriz. Bunları biraz daha ön planda kalmasını sağlayabiliriz. Bunu daha sonraki aşamada zaten yapacağız. PL Enter. Şöyle. Buradaki alanı da sınırlayan çizgileri belirledik. Burada kapı eklenecek. İşte diğer detaylar var. Şu bölüme devam edecek duvarımız. Offset enter o enter 10 santim bunu öteledim. Yine iç kısımlara doğru da 10 santim öteleyelim. Şöyle. Ardından trim komutuyla fazlalıklarını budayacağız. Bu şekilde. Şuradaki çizgiyi seçip onu uzatayım. Eski konumuna gelsin. Şu bölgede bir çizgimiz eksik. Onu tamamlayalım. Yine burada da bir çizgimiz eksik. Onu tamamlayalım.
prim komutuyla buradaki fazlalıkları siliyorum. Bu yolla. Evet.